Hazreti Nuh, putlara tapan kavmini doğru yola çağırmak ve bir olan Allah'a ibadet etmelerini sağlamak için görevlendirilmiş bir peygamberdir. Kavmine, "Ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Şüphesiz ki ben sizi onun azabından apaçık şekilde korkutmak üzere görevlendirildim. Allah'tan başkasına tapmayınız. Ben sizin başınıza acıklı bir azabın gelmesinden korkuyorum," dedi. Kavmi ona, "Biz seni apaçık bir sapkınlık içerisinde görüyoruz," dediler. O da cevap olarak, "Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Allah'ın vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben sizin bilmediklerinizi Allah'ın bana bildirmesiyle biliyorum," dedim. Kavmi bu sözlerine rağmen Hazreti Nuh'a iman etmedi. Hatta bir takım fakir ve alt tabakadan insanların kendisine iman etmeleri yüzünden onunla dalga geçtiler. Onu taşlamakla, kavimlerinden kovmakla tehdit ettiler. Hatta daha da ileri gidip, "Madem bizi azapla korkutuyorsun, şu Rabbin üzerimize azabını göndersin de görelim," dediler. Hazreti Nuh kavmine, "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz," dedikçe onlar Hazreti Nuh'a işkence ettiler. Bütün bu işkencelere rağmen, "Rabbim, benim kavmim bilmiyor, onlara acı," diye dua eden Hazreti Nuh, sonunda işkencelere dayanamayarak, "Ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et," diyerek Allah'a dua etti. Allah da ona, "Sen bizim nezaretimiz ve vahyimizle bir gemi yap. O geminin içine sana inananları ve her hayvandan birer çift al. Nihayet o gemiyi inşa ettiğinde de bizi o zalimler topluluğundan selamete erdiren Allah'a hamdolsun. Rabbim, beni bereketli bir menzile kondur," de, buyurdu. Hazreti Nuh zaten marangozdu. Allah'ın emriyle bir gemi yapmaya koyuldu. Kavmi bu kez de onunla, "Bu deniz olmayan yerde gemi yapıyorsun ha?" diyerek dalga geçtiler. Nihayet gemi bittiğinde Hazreti Nuh gemiye her hayvandan birer çift aldı. Kendisine iman eden 3 oğlu ve onların eşleriyle ayrıca az sayıda mümini daha gemiye bindirdi. Hazreti Nuh'un karısı ve oğlu iman etmediklerinden gemiye binmediler. Nihayet tufan başladı. Tufan esnasında hem gökyüzünden yağmurlar boşalıyor hem de yer altından sular fışkırıyordu. Kısa zaman içerisinde Hazreti Nuh ve gemidekiler hariç herkes helak olup gitti. Gemi dünyayı kaplayan sular çekilmeye başladığında bir dağın tepesine oturdu. Hazreti Nuh ve yanındakiler o gün şükür orucu tuttular. Tufan sonrasında Hazreti Nuh peygamberlik görevine devam etti. Hazreti Nuh yaklaşık 1000 yıl kadar ömür sürdü. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.